Günün Ok gibi filmi, uzun zamandır beklenen bir efsane. Hazır mıyız? Borç harç. Evet. Biliyorsunuz uzun süredir Oğuzhan arkadaşımıza mesaj yolluyordum. Bu filmi bana yollasana. Bakayım ben de merak ettim diye. Her seferinde yollayacağım diyordu. En sonunda elimde şu an yok. Sadece yapımcıda var. O da bana vermiyor diyordu. Gerçekten üzüldüm. Yani düşün, sen bir filmin başrol oyuncususun. Ama o film sende yok. Kötü bir şey ya. Yani düşünsene, arkadaşlar diyor ki hadi senin başrolde oynadığın şu filmi göstersen. Abi elimde yok. Yapacak bir şey yok yani. Yok bende o film. Olabilir. Ancak üzülme. Çünkü benim her yerde seyircilerim var. Sağ olsunlar, bana temin ettiler. Olur da kendi filmini seyretmek istersen bana mesaj atman yeterli. Filmimizin konusu şöyle. Oğuzhan Uğur arkadaşımız, filmdeki adı Oğuzhan değil, Murat. Çok büyük ihtimalle koyayım da Turat esprisi yapmak için Murat demişler ama o esprinin sanırım Recep İvedik 1 döneminde yapıldığını fark edince vazgeçmişler diye tahmin ediyorum. O yüzden ben karaktere Oğuzhan diyeceğim yine. Oğuzhan arkadaşımız evlilik hazırlıkları yaptığı için 200 bin lira borca giriyor. Çünkü sevgilisi aşırı materyalist bir kadın. Kız işte diyor, beni tatile götür, şurada düğün yapalım, burada balayına gidelim. Tek taş yüzük alıyor Oğuzhan, onu beğenmiyor falan. Dedim umarım filmin ortalarına doğru bu kız çok materyalist diye ayrılır. Umarım bütün film buna para bulmakla geçmez. Neyse ki spoiler, kızdan ayrılıyor. Daha doğrusu salak bir yanlış anlaşılma sonucu kız bunu terk ediyor. Onlara birazdan gireceğiz zaten. Oğuzhan'ın çalıştığı kanalın patronu diyor ki, eğer bana bir sahte cenaze ayarlayabilirsen ve beni gömersen şirketin yarısını sana bırakacağım. Filmin zaten büyük bir kısmı bu sahte cenazeyi ayarlamakla geçiyor. Yalnız işin ilginç yanı şu, diyorum ya, filmin yarısını falan da geçiyor. Bu sefer kanalın borcu olduğunu öğreniyorsun. Kanalın borcunu kapatmak için Araplara satmaya çalışıyorlar. Araplara satabilmek için de reytinglerini yükseltmeye çalışıyorlar. Reytinglerini yükseltmek için de kanalizasyon vardı ya, o filme bağlıyorlar. Kanalizasyonun direkt kopyasına dönüşüyor o noktadan sonra. İşin ilginç yanı şu, sen bu olayı, yani o kadar uğraşıyorlar, didiniyorlar, kanal bunların eline geçiyor. Kanal bunların eline geçtikten sonra aslında kanalın daha çok borcu varmış ve Oğuzhan'ın borcu daha da artıyor. Bunu fragmanda öğreniyorsun zaten. Bunu fragmanda öğreniyorsun ve o yüzden de filmin büyük bir kısmını o noktaya ne zaman geleceğiz diye bekleyerek geçiriyorsun. Çünkü o hazırlamaya çalıştıkları, kotarmaya çalıştıkları cenazenin aslında onlara hiçbir işe yaramayacağını biliyorsun. Borçlarını daha çok arttıracağını biliyorsun. Nasıl bir fragmandır? Neyse. Bizim gibi insanlara hitap etmediğini farkındayım ama bu da zevkli oluyor. Yani akıllı mantıklı bir şekilde bunları ele alınca eğlenceli oluyor. Ve sonradan patronun kızı olduğu söylenen kadına aşık oluyor Oğuzhan. İşin ilginç yanı, ilk baştaki kız filmin başına salak gibi başlıyor. Ama kötü kadın olduktan sonra güzelleşiyor. Keşke şey olsaymış, Oğuzhan deseymiş, sen kötü olduktan sonra daha güzel oldun, ben seni kötü haline seviyorum falan. O da çok ilginç. Çünkü kötü kadın olduktan sonra salaklığı falan da gidiyor. O noktaya kadar salak, bir anda salaklığı da gidiyor yani kötü olunca. Her şey kötü olmaya bakıyormuş demek ki. Yabancı filmlerde kötüler nasıl kurşunla falan ölmez, bizde de kötüler zeki oluyor demek ki. Ve sonuç olarak tabii ki filmden alacağınız keyfi bozmamak için spoiler vermeyeceğim. Sonunda neler yaşanıyor anlatmayacağım. Kısacası film bu iki büyük bölüme ayrılıyor diyebiliriz. Birincisi cenazeyi kotarmaya çalışmaları. İkincisi de kanalın reytingini arttırmaya çalışmaları. Şimdi filmin ızdırap yanlarına gelecek olursak. 1. Komedi mantıksızlık demek değildir. Komedi saçmalık demek de değildir. Oğuzhan psikoloğa gidiyor. Psikoloğun konuşma odasında, yani bunların bulunduğu odada, başka böyle gizli bir oda falan değil. Bu odanın içinde helyumlu uçan şişme bebek var. O bebeği psikolog yakalıyor, alıyor. Oğuzhan da bunların fotoğrafını çekiyor. Diyor ki, ben sana para vermeyeceğim. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğim. Yine de sana para vermemeye devam edeceğim. Başka bir deyişle, hiç tanımadığı, kendisine herhangi bir kötülük de yapmamış olan bir psikoloğun zayıf bir yanını bulup ona şantaj yapıyor. Çünkü bu gayet normal bir şeydir. Ama ikincisi, psikolog bundan bu kadar etkileniyorsa, yani bu olayın açığa çıkmasından bu kadar korkuyorsa ve fotoğrafınızı yayınlarım diyen Oğuzhan'ın film boyunca her dediğini yapıyorsa köle gibi. Heh, benim söylememe gerek yok değil mi? O zaman neden
müşterilerini aldığın odaya o şişme bebeği koyuyorsun. Hı? O psikolog aynı zamanda filmin senaristiymiş. Bu film bilmiyorum sizi ne kadar öfkelendirecek. Ben bu filmleri gördükçe mizaha attığım ilk adımı hatırlıyorum. Birçoğunuz biliyordur o hikayeleri. O yüzden çok detaylı anlatmayacağım. İçinde çalıştığım derginin editörü espri kabiliyeti konusunda sıfır bir adamdı. Yani bu filmin senaristi gibiydi. Daha önce de söylemiştim. İstediğin kadar kendini kasabilirsin. İstediğin kadar imkanın olabilir. İstediğin kadar seneler boyunca emek vermiş olabilirsin bu işe. İstediğin kadar bağlantın olabilir. İstediğin kadar sosyal yeteneğin, becerin, medeni cesaretin, her şeyin olabilir. Ama komik değilsen komik değilsin. Bitti. Bundan önceki konuştuğumuz komedi filmi Team America. Trey Parker. South Park'ın yazarı, yapımcısı, her şeyi. Seslendiricisi. Adam komikti. Bunu anlamanız lazım. Komiksen komiksindir, değilsen değilsindir. O yüzden ben birkaç senemi bu tür insanların yanında ve idealistliğim ayaklar altına alınmış bir şekilde, yani heyecanla başlayıp ondan sonra bir sene içinde siktir et ne yapalım, biz de ne derlerse yapalım, maaşımızı alalım, susalım şeklinde bu kadar artık hayattan bezmiş bir noktaya gelmemi bu tür vizyonsuz insanlar sağladı. Şunu yap, şu konu hakkında yap, şunu çek. Ama komik değil abi. Olsun, önemli değil. Komik olması çok önemli değil. Liseli kızlar beğeniyor. Çok büyük ihtimalle Oğuzhan'ı şimdi gördü bu senarist. Dedi ki aa bak, ünlü bir adam. Gel abi. Senin yaş grubun kaç? Biraz da ona da gireceğiz. Şimdi söylemeyeyim. Yaş grubun bu dedi Oğuzhan. Tamam. O yaş grubuna hitap eden, onların güleceği bir şey çekelim. Malı da götürelim. IMDb'si 1 nokta bilmem kaç olan filmler sadece Türk filmleri değil. Yabancı filmler de bu şekilde olabiliyor. Ama aradaki fark ne biliyor musunuz? Hem IMDb'si 1 nokta bilmem kaç olan hem de çok sağlam gişe yapabilen filmler Türk filmleri oluyor. Yabancılarda var mı? Belki vardır, ben görmemişimdir. Disaster movie'ler falan vardı. Onlar mesela yapabildi mi? Bilemiyorum. Bu filmin, yani Borç Harcın son IMDb'sine bakalım. IMDb'si 10 üzerinden 1.4. Ha, bu adamlar için önemli mi? Tabii ki değil. Şu an filmi, fragmanı dahil her şeyini kaldırdılar, yok ettiler, filmi yok sayıyorlar. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Gişe 230 bin kişi, hasılat 3 milyon TL. Bu filme büyük ihtimalle siz de ulaşırsınız yakında. Bu filmi seyrederken onu düşünün. Bu film 3 milyon Türk lirası kazandırdı. O parayı aldılar ve kayboldular. Başka bir deyişle çiftlik film. Çok güzel bir çiftlik film vakası. Büyük ihtimalle herkes bu işin farkındaydı. Çok güzel reklam yaptılar, çok güzel baz yarattılar. İnsanlar her ne kadar filme saydırsa da tekrar söylüyorum 3 milyon TL. Sen mesela hangi işle meşgulsün? Doktor musun? Mühendis misin? Hangi işle meşgulsün abi? Sen 3 milyon TL'yi ne zaman toplayabileceksin? Kaç sene sonra toplayabileceksin? Hayatın boyunca toplayabilecek misin? Hayatın boyunca hiçbir zaman toplayamama ihtimalin var. Babam mesela senelerce doktorluk yaptı. En son meslekte 50. yıl sertifikasını almıştı. 50 küsür sene doktorluk yaptı. 50 küsür sene boyunca 3 milyonun üsünü bile toplayamadık. Çok güzel. İnsanlar bunları görsün desin ki ya ben niye vatana millete faydalı işler yapayım ki? Şurada çoluk çocuk var. Onlara hitap eden, nasılsa onları kandırması kolay. Çük pipi meme deyince gülüyorlar zaten. Onların bakacağı bir film yapayım. Niye enayi gibi insanlığa faydalı işler yapayım ki? Birçok kişi de bu düşünce var arkadaşlar. Birçok kişi de var. YouTube'da kendisini rezil durumlara sokan ve Enes Batur'undan tut diğer YouTuber'ların filmlerini seyredip anne ben YouTuber olacağım diyen. Neden? Çünkü başından beri insanlara meslek sahibi olman lazım, çünkü para kazanman lazım deniyor. E çocuk da diyor ki amaç paraysa o zaman niye meslek sahibi olayım, ben mal mıyım? YouTuber olurum, çiftlik film çekerim abi böyle. Paraya koşarım ondan sonra. Niye uğraşayım ki, niye emek vereyim ki yani? Ve YouTube'un gelinebilecek en aşağı seviye konusunda aslında hiçbir şey olmadığını biliyorsunuz. Esas Periskop'a falan girin bakın. İnsanlar 3 kuruş için neler yapıyor. Şimdi filmin esas garip bulduğum noktasına gelelim. Diğer birçok filmden daha fazla tepki görmesinin, daha fazla nefret edilmesinin büyük ihtimalle birinci sebebi aşırı cinsel küfürler ve aşırı cinsel espriler. Örnek vereyim, Oğuzhan'ın nişanlısı olan kız Oğuzhan'a sürekli bana şunu al, bunu al, beni oraya götür, buraya götür falan deyince Oğuzhan da kızın arkasından hani gerdeğe kadar kimse kimseyi sikmiyordu diyor. Yine ufak tefek küfürler var. Mesela Arap'ın çevirmeni benim adım bilmem ne,
Ben 100 kiloysam 90'ı taşacaktır diyor. Bunlar çok önemsiz gibi gözükebilir ama en sonunda bir şey söyleyeceğim. Ha bu arada tabii psikoloğun şişme kadını var ve o şişme kadının da üzerinden bir sürü espri yapılıyor. Bir noktada Oğuzhan Uğur sevgilisiyle fantezi yapabilmek için maske alıyor, böyle komik kırbaç gibi mini bir şey alıyor. Orada işte pantolonu falan inik, yarı inik daha doğrusu, teyzeler görüyor bunu. Hiç mi yapmıyorsunuz falan, orada bazı espriler dönüyor. Diğerlerini hatırlamıyorum ama şu yok mu bir Antepli Urfalı muhabbeti seviyesinde birkaç yerde daha espri dönüyor. Büyük ihtimalle diğer YouTuber filmlerine göre bu filmin daha çok tepki çekmesinin sebebi bu. Ben bu filmi seyrettiğim zaman şunu düşünmüştüm. Olabilir 18 artı bir komedi yaptı herhalde. Ancak şu garibime gitmişti. En sonunda tam kızı öpecekken öpmüyor, sarılıyor falan. Ya da böyle ucundan mı öpüyor? Tam böyle bir öpüşme durumu yok. Sonra da diyor ki filmden sonra, öpüşseydik 13 artı alırdık. Öyle deyince ben şaşırdım. Lan dedim, şimdi bu film 15 artı değil, 17 artı değil, 18 artı değil, 13 artı da değilmiş. Peki kaç artı? Ve gidip filmin sayfasına baktım arkadaşlar. 7 artı. Bu film 7 artı. Sen 8 yaşında isen ailenle birlikte bu filme gidebiliyorsun. Çünkü 13 aile. Yani PG-13. Ve bu olay aslında da kafamdaki bir soruyu da cevaplamış oldu. Çünkü diyordum ki bu adamları sevenler, seyredenler hep çoluk çocuk olmasına rağmen bunlar neden büyüklere hitap eden bir film çekti? Cevap buymuş. Büyüklere hitap etmiyormuş zaten. Bu filmi 7 yaşından büyükler seyretsin diye çekmişler. Dediğim gibi benim ileride yapacağım filmlerin içinde özellikle konuşmalarda aşırı cinsellik olabilir. Neden? O yüzden zaten bu filmi yadırgamamıştım. Neden olabilir? Çünkü gerçek hayatta bazı noktalarda o şekilde eğer konuşmazsa insanlar, askerde mesela temiz bir dille konuşturamazsın insanları. Saçma olur, gerçek dışı olur yani. Askerlerin yaptığı muhabbetler bellidir. Ama işte o filme ben 17 artı veya kaç artı lazımsa, 15 artı, 18 artı ise 18 artı koyarım yani. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir rating sistemi yani? Bu film nasıl 7 artı olur? Nasıl 7 artı olduğunu biliyorum. Zaten böyle cinsellik, soyunma, öpüşme vesaire olmadığı için 7 artı. Ama filmin içinde full cinsel küfür var. Onlar önemli değil. Nasıl oluyor bu iş anlamış değilim. Yani olayın bug'ını bulmuş adamlar. Ciddi ciddi bug'ını bulmuşlar abi. Biz çoluk çocuğa hitap etmek zorundayız 3 milyon hasılat yapabilmek için. İçine cinsel bir sürü küfür koyalım, cinsel bir sürü espri koyalım. Neden? Çoluk çocuk buna gülüyor ve gülmekle de kalmıyor. Aynı zamanda çoluk çocuğa yasak da değil bunlar. Ve daha da güzeli 13 aile, yani o çoluk çocuk bir de yanında zorunlu olarak ailesini getiriyor. Mükemmel. Çok büyük ihtimalle ellerine kalemi kağıdı alıp bunun ince hesabını yapmışlardır. Çok güzel bir çiftlik film. Bu film film değil. Çiftlik film. Bu film öyle film değil ki, yani o kadar film değil ki bu film. En sonunda bir müzik yarışması olacak, şarkı yarışması olacak. Bir sürü kişi şarkı söylüyor. Tabii ki hiçbirisinin söylediği şarkı duyulmuyor. O esnada fon müziği çalıyor. En sonunda sadece Oğuzhan Uğur sunucu olarak oradan çıkıyor. Hadi diyor, kimseninki beğenilmedi. Ben bir tane doğaçlama şarkı yazayım. Gerçekten de o filmde doğaçlama bir şekilde yazmış olabilir şarkıyı. O kadar uğraşılmamış ki film. Şarkı bile uydurulmuş. O şarkı da şey zaten. Fragmanda bir müzik var ya. Dönüt 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 diye başlıyor böyle. O şarkı o şarkıymış. Ve şarkı da yarım şarkı. Yarım şarkı uzunluğunda yani. Ve tabii ki o şarkıyı duyunca herkes alkışlıyor. Reytingler tavan yapıyor. İnsan tabii düşünmeden edemiyor. O şarkı reytingleri yükselttiyse, o şarkı tavan yaptırdıysa beğenilmeyen şarkılar nasıldı acaba? Bence ona bir spin-off yapmaları lazım. Borç Harç'tan beğenilmeyen şarkılar diye. Açıkçası o filmi seyretmek için para verirdim. Evet evet. Çekin çekin, veririm para. Çekin. Sonuç olarak son dönemin en çok konuşulan ok gibi filmlerinden olan Borç Harç. IMDb puanı 10 üzerinden 1.5 veriyorum. Evet. Daha düşük veremiyorum. Çünkü arkadaşlar mükemmel kötü film olmak da kolay değil. Herkes bu kadar mükemmel kötü film olamaz. Misal 0 puan alan Ayakta Kal ve Çanakkale Çocukları'ndan tabii ki daha iyi. 0.5 puan alan Bay E, Kayhan, Uzay Kuvvetleri 2009-11'den tabii ki daha iyi. 1 puan alan Cumali Ceber, Fatih'in Fedaisi Kara Murat, bu 2015 yapımı olan, yeni olan yani, tetiklenmeyin. Ve Magi filminden de bir tık daha iyi. 1.5 puan alan Bizans Oyunları, Gulyabani, MC Dandik, Plajda ve Sihirbazlık Okulunda Bir Türk ile aynı seviyede. Açıkçası
MC Dandik'i bu filme tercih ederim. En azından itici bir film değildi. İçinde hiçbir şey yoktu ama en azından itici bir film değildi. Ve hangilerinden daha kötü olduğunu da söyleyeyim. 2 puan almış olan Enes Batur Hayal mi Gerçek mi, Vezir Parmağı, Recep İvedik 5, Süper Türk, Şeytani Racim filmlerinden de daha kötü. Ha, dalga geçirmek ve ızdıraplanmak için bir yerden bulunup seyredilir mi? Para vermeden yani. Evet. Ha, cinsel küfürlerden bak aklıma bir iki tane daha geldi. Kız sürekli bir kere bir kere bir kere diyor. Bir kere tatile mi götür diyor, öyle bir şey diyor. Tam hatırlamıyorum. Oğuzhan Uğur yine arkasından tableti gösteriyor. Titreşimi alayım da sok götüne bir kere diyor. 7 artı. Kız yüzüğü görüyor. Yüzüğün taşına bakıyor. Çok küçükmüş diyor. Tıpkı seninki gibi diyor. 7 artı. Oğuzhan Uğur fantezi yapmak için fermuarını tam indirecek. Bakıyor aşağıya doğru. Yok diyor. Küçük sürpriz dediysek o kadar da küçük değil diyor. 7 artı. En azından şunu öğrenmiş olduk. Antepli Urfalı amele muhabbetini bu filmin içinde yapsaydı çok sırıtmayacaktı ve 7 artı olmaya devam edecekti. Tabii ki Oğuzhan Uğur arkadaşımız, filmde yaşananları anlatmak istersen yorum olarak yazabilirsin ya da herhangi bir şeye cevap vermek istersen yazabilirsin. Yorumunu da yukarıya pinleriz. Bilmiyorum cevap vermek ister mi? Kendisiyle tanışıklığımız var ama çok fazla değil, ufak. Tıpkı seninki gibi. Orçarç sinemalarda değil.